travmaları beyin kanamasının en sık görülen sebepleri. Bunun dışında yüksek tansiyon, damar hastalıkları önemli sebeplerden. Beyin damarlarındaki yapısal hastalıkları da söyleyebilir. Hemşire! Ay! Dur ne hemen zıplıyorsun ya demiş hamsi gibi da. Ne oldu? Yelda Hanım'a baktıydım. Yelda Hanım? Yelda Hanım çıktı, bir şey mi oldu? Burası Veysel Hoca'nın hastanesiymiş. Doğru mu? Doğru. Neden soruyorsun? Ben onun hayranıyım. Onu bir dakika kapıdan göreyim. Bir elini öpeyim, bir merhaba diyeyim. Olur mu? Olmaz mı? Peki beyin kanaması nasıl teşhis ediliyor hocam? Yani çok geç olmadan bunu fark etmenin yolları var mıdır? Bu programlardan para veriyorlar mıdır? Beyefendi, siz buraya giremezsiniz. Lütfen çıkar mısınız? 3-5 bir şey veriyorlardır herhalde, değil mi? Yalnız adam yanlış meslek seçmiş, Hollywood yıldızı olacakmış vallahi. Yani niye yanlış meslek seçmiş olsun ki? Hem o en az bir Hollywood yıldızı kadar para kazanıyordur, merak etme sen. Hadi canım. Yok canım. Kaç para kazanıyordur ki misal? Hadi. Ne hadi? Veysel Hoca'yı göreceğim demedim mi? Aa, vallahi mi? Hadi, hadi, hadi. Yaşa be. Buradan soldan gideceğiz. Buyurun hocam. Sağ olasın Muazzez. Afiyet olsun. Gene o ekşi, tatsız çay mı getirdin? Öyle demeyelim hocam. Kanı sulandıran, ruhu dinlendiren çay diyelim. Öyle olsun. Hocam, müsaitseniz bir ziyaretçiniz var. Hocam. Estağfurullah, geç. Dur. Hocam ben Tayfun Kuzu. Sizin eski bir öğrencinizim. Yani öğrenciniz değilim de ben sizin öğrenciniz değilim. Ben tıp mezunuyum hocam. Sizin ne kadar konferansınız varsa hepsini takip ettim. Ben sizin hayranınızım hocam. Bana büyük ilham verdiniz yani. Peki uzmanlığın nedir senin? Ben anestezi uzmanıyım hocam. Aynı zamanda da acil doktoruyum. Karadeniz'de çeşit çeşit hastanede çalıştım. Trabzon, Giresun, Artvin, Hopa sonra da bıraktım. Anlamadım. Ne demek bıraktın? Hocam şimdi ayıptır söylemesi, 100'den fazla hastaya bakıyorduk biz. Tabi gece yok, gündüz yok, uyku yok, izin kullanamıyoruz. Para da getirmiyor tabi doktorluk. Anam hasta, yaşlı. Çift yok, çubuk yok. Ben de çareyi başka yerde aramak zorunda kaldım hocam. Öyle mi? Nerede mesela? Şimdi hocam ben tarımla ilgileniyorum. Benim amcaoğlu var Giresun'da. Ben bahçede burada bazı deneyler yapıyorum. O da orada uygulama yapıyor tarlada. Kinova ekiyoruz hocam. Ne ekiyorsun? Kinova hocam, kinova. Yüksek proteinli tahıl. Asrın projesi. Ayçiçeğine göre 25 kat fazla kar getiriyor bu. Yani getirecek inşallah. Türkiye'de duruma pek uyanamadılar hocam. Ben de hemen kolları sıvadım tabii. Yani sen 6 yıl tıp okudun. Üstüne 4 yıl uzmanlık. Şimdi de protein mi ekiyorsun oğlum? Yani bu aralar öyle. Hayat ne getirir bilinmez tabii de. Hırsızsın yani. Ne? Hırsızsın. Hocam tövbe estağfurullah, niye öyle dediniz şimdi? Bak senin yerine tıp okuyup doktor olacak, şifa dağıtacak, icabında hayat kurtaracak birinin yerini çalmışsın sen oğlum. Hırsızsın işte. Hadi oğlum çık git işine, asabımı bozma benim. Hocam ben kendimi pek ifade edemedim sanırsam. Bak kalp nakli yapacağım bugün. Müsaadenle lütfen.